Valla çok ilginçtir. Mevsim değişiklikleriyle bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Vertigo denge kristallerinin oynaması da mevsim geçişlerine çok denk geliyor. Neden bilinmez. Valla ben bilmiyorum ya da. Ancak bu dönemde denge kristalleri yerinden oynamaya başlıyor. Ani ters hareketle kulaktaki, iç kulaktaki denge sıvıları içerisinde oluşan bir patoloji bu. Beyinle alakası yok. Erişkinlerde özellikle baş dönmesinin en sık nedeni pozisyonel vertigodur. Yani kristal oynamasıdır. Burun tarısı kulağa bakarak konmaz. Burun tarısı ancak manevra ile konur. Çünkü biz kulağa baktığımızda dış kulak yolunu görüyoruz, kulak zarını görüyoruz. Baş dönmesi dış kulak yoluyla ya da kulak zarıyla alakalı bir rahatsızlık değil. Yani kaportada değil sorun, motorda, iç kulaktaki sorun. İç kulağı görmek için de denge testlerini yapmamız lazım. Çünkü o salyangozun içerisinde bizim daire kanallarımız var. Abi ülkede bu kadar çok kamyon olur mu ya? İç kulakta bizim denge sıvılarımız var. Denge sıvıları cıva gibi düşünün, çok yoğun. Bizim sağa sola başımızı çevirmemizle yukarı aşağıya yani yer çekimine karşı ve sağa sol yöne karşı hareketlerimizin dengelenmesi için, iki ayağımızın üzerine durabilmemiz için bir sistem var. Çok muhteşem bir organizma. Ancak bazen işte bu denge sıvıları ve denge kristalleri yerinden oynuyor. Ne yapmak lazım? Bu manevrayı yapmak lazım. Hakikaten denge kristalleri yerinden oynamış mı, oynamamış mı? Başınız efendim sağa çeviriyorsunuz. Gözleriniz açık kalıyor. Karşıya bakıyorsunuz. Hiç korkmayın biz yanınızdayız. Hızlıca sizi yatırıyorum. Tamam mı? Bir, iki, üç. Yatın bakalım. Açık kalsın gözleriniz. Başınızı serbest bırakın. Burada hastanın baş dönmesini tarif etmesi kadar spontan nistagmus dediğimiz göz hareketlerinin de ortaya çıkması tanıda faydalı. Var mı sıkıntınız? Şu anda yok. Bir, iki, üç. Kalkın bakalım karşıya bakın. Karşıya bakın. Yatarken mi, kalkarken mi baş dönmesi oldu ya da olmadı? Şu anda buraya geldiğinde hafif vardı. Yine onu istedim yatarken. Ama bir diziniz hali var. Sarhoş hali gibi değil mi? Yani evet. Şimdi bak, bu yaşlarda denge kristali patolojisini ekart ettikten sonra tabii boyun fıtığı, kireçleme, boyun damarlarındaki daralmalar, yaşanılan stres sıkıntı, yorgunluk, tansiyon değişiklikleri, tiroid fonksiyon değişiklikleri, şeker, kolesterol, yani birçok parametre var aslında. Ama diyelim ki beyinde bir problem olsaydı çok daha agresif bir tablo olurdu. Sadece izole böyle bir baş dönmesiyle gelmez hastalarımız. Yani bazen çünkü hastalar hemen acaba beyinlerinde mi bir problem var bunun derdine düşüyor ister istemez refleks olarak. Şimdi son tarafa bakıyorsunuz. Şimdi yine yatıracağım sizi. Bir, iki, üç. Yatın bakalım. Karşıya bakın. Var baş dönmesi? Yok. Çok hafif, çok hafif. Değişiklik yok. Okay.